Bu videoda delta g'nin yani Gibbs serbest enerjisindeki değişimin matematiksel ifadesinden size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Daha önceden ifadeyi buraya yazmıştım. Şöyle bir hatırlatma yaparsak, serbest enerjideki bu değişim bir tepkimedeki entalpi veya ısı içeriğindeki değişim eksi tepkimenin oluştuğu sıcaklık çarpı entropideki değişim veya kabaca tepkimeye giren maddelerden ürünlere giderkenki düzensizliğe eşitti. Bu biraz uzun bir ifade oldu değil mi? Kabul. Bu videoyu hazırlamaktaki amacım entalpi ve entropi terimlerinin delta G işaretine nasıl katkı yaptığı konusunda size daha iyi fikirler sunmak amacıyla bir benzetmeden yararlanmak. Unutmayın, negatif veya pozitif olması sebebiyle bize bir kimyasal tepkimenin kendiliğinden gerçekleşip gerçekleşmediğini söyleyen şey delta G'nin işaretiydi. Fakat benzetmeye geçmeden önce gelin entalpi ve entropiyi matematiksel ve kimyasal açıdan e, bir öyle bir bakış açısıyla size daha iyi bir şekilde anlatmaya çalışayım. Hatırlayalım entalpi kimyasal tepkime sırasında oluşan bağ enerjisindeki değişim için iyi bir aracıydı. Yani bağların yeniden düzenlenmesi sırasında enerjinin salındığını mı yoksa emildiğini mi bize söylüyordu. Tüm sistemler mümkün olan en düşük enerjiye ulaşmak istedikleri için, entropiden bağımsız olarak entalpiden bahsediyorsak, tepkimeye giren maddelerden ürünlere giderken enerji salınımı olduğunu söyleyen delta H'nin negatif halini, pozitif bir delta H'ye göre daha istenilen bir değer olarak varsayarız. Yani böyle olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan termodinamiğin ikinci kanununa göre, tüm sistemlerin düzensizliğe yöneldiğini biliyoruz. Entropi veya entropi zinciri bir şeyin daha düzensiz veya daha düzenli hale geldiğini söylediği için sadece entropiden bahsediyorsak, mantıken pozitif bir delta S değerinin, yani tepkimeye girenlerden ürünlere giderken bir artış olmasının negatif delta S değerinden daha istenilen bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Matematiksel olarak denklemimiz hipotezimizi destekliyor, değil mi? Negatif bir sayıdan pozitif bir sayıyı çıkarırsak her zaman negatif elde ederiz. Yani sıcaklık ne olursa olsun delta G değeri her zaman negatif olur ve tepkime her zaman spontan yani kendiliğinden gerçekleşir. Fakat tüm tepkimeler için delta H her zaman negatif olmadığından ve delta S her zaman pozitif olmadığından delta H ve delta S'nin diğer kombinasyonları için delta G değeri ne olur? Bunu incelemek için şöyle bir tablo yapabiliriz diye düşündüm. Bu tabloya delta H ve delta S'nin alabileceği farklı işaretleri yazıp bu kombinasyonlardan her biri için delta G'nin pozitif mi negatif mi olacağını bulabiliriz. Bir tanesini zaten yapmış olduk. Dedik ki delta H negatif, delta S pozitifken delta G negatif olur. Tabii ki bunun haricinde başka kombinasyonlar da var. Örneğin delta H pozitif, delta S negatif olabilir veya her ikisi de pozitif, pozitif veya negatif, negatif olabilir. Şimdi bu işaretleri yukarıdaki denklemimize uygulayalım. Pozitif bir sayıdan negatif bir sayıyı çıkarıyorsak sonuç her zaman pozitif olur. Yani delta H'nin pozitif, delta S'nin negatif olduğu her durum için delta G değeri pozitif olur. Size de mantıklı geliyor, değil mi? Az önceki durumun tam tersi. Peki, pozitif bir sayıdan başka pozitif bir sayıyı çıkardığımızda ne olur? Bu iki sayının birbirine göre olan büyüklüğüne göre değişir, değil mi? Çünkü büyük bir sayı, pozitif sayıdan küçük bir pozitif sayıyı çıkarırsanız sonuç pozitif olur. Fakat küçük bir pozitif sayıdan büyük bir pozitif sayıyı çıkardığınız zaman sonuç negatif olur. Dolayısıyla delta G duruma bağlı olarak pozitif veya negatif olabilir. Burada delta G'nin işaretini belirlemede sıcaklık büyük rol oynuyor. Çünkü örneğin sıcaklık çok yüksekse ikinci terimimiz daha pozitif olur. Böylelikle toplam değer daha negatif olabilir. Fakat sıcaklık çok yüksek değilse ve delta H oldukça büyükse bu durumda delta G pozitif olabilir. Peki şimdi negatif bir sayıdan başka negatif bir sayı çıkardığımız son duruma bakalım. Yine sonucun duruma göre şekillendiğini söyleyebiliriz değil mi? Küçük bir negatif sayıya çok büyük bir pozitif sayı ekliyorsanız sonuç pozitif olabilir. Fakat negatif sayıya eklediğiniz sayı daha küçükse sonuç negatif olabilir. Bu yüzden sonucun duruma göre şekilleneceğini ve delta G'nin işaretini bulmada sıcaklığın büyük rolü olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bahsetmek istediğim benzetmeye gelirsek, bir tepkimenin kendiliğinden gerçekleşip gerçekleşmemesinde çok büyük rol oynayan sıcaklığın etkili olduğu şu son iki duruma odaklanmak istiyorum. Yüksek veya düşük sıcaklıklarda delta H ve delta S arasındaki ilişkiyi nasıl anlayabiliriz? Biraz aşağı inip size bir benzetmeden bahsetmek istiyorum. Umarım bu benzetmem size çok yüzeysel gelmez. Hatta umarım bu benzetme sizin için bir ilham olur ve siz de entropi ve entalpi arasındaki ilişkiyi anlamak için kendi benzetmenizi bulursunuz. Bir kimya öğrencisi olduğunuzu ve bahar tatilinde arkadaşlarınızla palmiye ağaçları ve plajları olan tropikal bir yere gittiğinizi hayal edin. Bir gün arkadaşlarınızla plajlardan birine gidiyorsunuz ve güneşlenmek için büyük bir havluyu yere seriyorsunuz. Aranızdan bazıları ise denizde yüzmek istiyor. Siz kimya konusunda aşırı çalışkan bir öğrenci olduğunuz için aklınız hep kimyasal tepkimelerde falan filan, öyle diyelim. O yüzden şu an içinde bulunduğunuz zamanı da kimyasal bir tepkime olarak görüyorsunuz. Yani plaj havlusu üzerinde uzanmaktan denizde yüzmeye dönüşen ve tam tersi yüzmeden havlu üzerine uzanmaya dönüşen bir tepkime görüyorsunuz. Bu noktada delta G hakkındaki denkleminizi düşünmeye başlıyorsunuz. Delta G eşittir delta H eksi sıcaklık çarpı delta S. Plaj havlusu üzerinde uzanmaktan denizde yüzmeye dönüşen tepkimenin daha uygun ve elverişli olduğunu düşünüyorsunuz. Çünkü güneş tam tepedeyken daha çok arkadaşınız denizde yüzmeyi ve serinlemeyi tercih ediyor öte yandan güneş yoğunluğunu kaybettiğinde yani dışarıdaki sıcaklık çok aşırı seviyelerde olmadığında ve plajda dinlenmek daha kolay olduğunda yüzmeden plaj havlusuna giden durum daha avantajlı. Başka bir deyişle bahsettiğim örnekteki güneşi mecazi olarak belki de doğrudan denklemimizdeki sıcaklık değişkenine benzetebiliriz güneşin ne kadar sıcak olduğu suya girmenin mi sudan çıkmanın mı kendiliğinden gerçekleştiğini belirleyen etkenimiz oluyor. Aynı zamanda okulda Türkçe dersleri aldığınız ve metaforları çok sevdiğiniz için varsaydığınız bu kimyasal tepkimedeki entalpi ve entropinin yaptığı katkılar için bir metafor düşünüyorsunuz. Entalpiyi plaj havlusu üzerinde ve suda iken harcadığınız enerji olarak düşünebileceğinize karar veriyorsunuz. Hepimizin bildiği üzere plaj havlusunun üzerinde yayılmak çok rahatlatıcı ve huzur veren bir şeydir. Oh! Sabit bir yerde uzanırsınız, hiç enerji harcamazsınız veya çok az harcarsınız. O da böyle krem sürmek için falan. Kimse arkadaşlarıyla çıktığı bir tatilde güneş yanığı olmak istemez, değil mi? Yüzme ise bütün vücudunuzla hareket ettiğiniz ve suyun içinde oyun oynarken plaj topunu oradan oraya savurduğunuz için epey enerji harcamanızı gerektiren bir aktivitedir. Tamam. Plaj havlusunda yatmak güzel ama bir süre sonra o da sıkıcı hale geliyor canım. Ama suda olmak öyle mi? Yüzmek gerçekten eğlencelidir ve canınız hiç sıkılmaz. İşte eğlenceli ve sıkıcı arasındaki etkileşimi entropi değişkeni olarak düşünebilirsiniz. İdeal bir dünyada aynı anda hem dinlenip hem eğlenmeyi isteriz. Kimya dilinde ise bu negatif bir delta H ve pozitif bir delta S istediğinizi söylemenin farklı bir yoludur. Fakat bahsettiğim bu örnekte bu şeyler aynı anda bulunmaz. O zaman kim kazanır? Hangisi kazanır? Güneş tepedeyken eğlence yani entropi dediğimiz şey kazanır ve tepkime kendiliğinden gerçekleşir. Fakat güneşin o kadar da yakıcı olmadığı zamanlarda bu rahatlama yani entalpi teriminin kazanmasına sebep olur ve te ters tepkime kendiliğinden gerçekleşir. Plajdaki bu rahatlatıcı günde bulduğunuz bu iddialı sonuç ile evinize gidip kimya ile yaşamın düşündüğünüzden çok daha fazla benzer yönleri olduğunu görüyorsunuz.